Değerli arkadaşlar, hepinize selamun aleyküm. Bu videomuzun konusu yumurta döl kontrolü. Ama maalesef bu videomuzda görüntüleri tamamen bununla izleyeceğiz. Karanlık bir ortamda olacak. Işıkları kapatacağız. Ondan sonra da yumurtaları şöyle bir kontrol ediyor olacağız. Evet, değerli arkadaşlar, yumurtalarımız yine böyle dizilmiş durumda. Görüyorsunuz, döl kontrolü dediğimiz bir şey yapmamız gerekiyor. Yumurtaya bakın, şöyle yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan şu dolu bir yumurta şöyle gösterelim. Hoppa, yumurtayı aldık arkadaşlar. Dolu bir yumurta bu. Şöyle, pardon, ters tuttuk. Tuttuğumuz zaman bakın, dolu bir yumurta, bir kısmı hava boşluğu gözüküyor. Kalan kısmı tamamen şey. Bir başka yumurtayla bakalım. Gördüğünüz gibi dolu bir yumurta ve boş yumurta gösterelim size. Boş yumurtalı, dolu yumurtalar böyle oluyor arkadaşlar. Bakın, bu taraftan tuttuğumda hiçbir şey olmuyor ama bu tarafa geçtiğimde hava boşluğu nasıl çıkıyor ortaya, görüyor musunuz? Hava boşluğu çıkıyor. Bunlar hep dolu yumurta demek. Bu da yine bakalım, şöyle ördeklerde. Yumurtayı şöyle yandan tuttuğumuzda bakın, bu taraftan tuttuğumda boşluk gözüküyor. Buradan tuttuğumda başka bir şey gözükmüyor. Yani görüyor musunuz boşluğu? Olay bu. Bu dolu bir yumurta. Yaklaşık 15 günlük yumurta. Şimdi bir de boş yumurta bakalım. Bakın, bu bir boş yumurta. Komple dolu. Bu boş. Tuttuğunuz zaman yumurtayı elinize aldınız. Tuttuğunuzda gördüğünüz gibi komple içi aydınlanıyor. Bu yumurta boş. Bakıyoruz. Bakın. Bu yumurta boş. Şurada bir siyah leke gözüküyor. Eğer böyle siyah leke görürseniz bu da boş anlamına geliyor. Embriyo öldü demektir. Yumurtaları hızlı bir şekilde tutuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi damar damar çıkıyor ise arkadaşlar, mesela şunlar da damar damar gözüküyor. Nasıl net çekebilirim bilemiyorum ama damarları görüyorsanız eğer, bakın damarları, bu onun dolu olduğu anlamına geliyor. Eğer ışık tamamen işte şöyle bomboş geçer ise bu boş bir yumurta demek. Bakın nasıl parlıyor. Tıpkı bunun gibi ördek yumurtalarımız. Bakın damar damar, bunda gelişme var demektir. Bu gelişme olan bu şekilde ışıkları yumurtanın toplu tarafından, mesela bakın bu içinde hem içini gösteriyor yumurta.
Ne? Damar damar gözüküyor. Büyük yumurtalar, çok büyük olan yumurtalar boş demek arkadaşlar. Yine içerisinde sanki bir şeyler varmış gibi dursa da içi şeffaf, hiçbir damar gözükmüyor. Otomatikman bu yumurta da boş demek. Evet değerli arkadaşlar, videomuz karanlıkta olacak bu sefer. Ama bir ışığımız var oluyor olacak sürekli. Bu videoyla bakacağız. Şimdi size boş yumurta örneklerini şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Elimde bir şöyle yumurta var, görüyorsunuz. Yumurtaya dokunduğumuz anda gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir şey yok. Işıl ışıl parlıyor. İşte bu yumurta boş bir yumurta demek. Ne zaman? 14. gün. Daha doğrusu 8-9. günden itibaren böyle bir görüntü size boş yumurta anlamına geliyor. Bir yumurta daha var. Hani şöyle uzunca bir yumurta. Bu genelde çift sarılı bir yumurtadır arkadaşlar. Ona da tuttuğum zaman gördüğünüz gibi ışıl ışıl içi yanıyor. Bomboş bir görüntü. Aslında şurada şöyle çevirdiğimizde içinde hafif bir şeyin oynadığını da görüyor olmanız lazım. Yani budur içini gösteren tüm yumurtalar boş yumurta demek. Peki bir de bozuk yumurtalar var. Onlara da bakalım. Mesela bakın, bu bakıldığı zaman hava boşluğu dediğimiz kısım, yani şuradan tuttuğumda, tersten tuttuğumda belki ufaktan daha şey gözükebilir. Yarım bir şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Üste aldığında ışıl ışıl parlayacak. Alt tarafında hafif şey yapıyor, parlatıyor. Bakın bu. Şurada siyahlık gördüğünüz an, bir tarafı kararsız. Aslında bunda bir gelişme başlamış ama tam gelişirken işte embriyo hücre duvarına yapışmış, zara yapışmış duvara ve burada siyah bir leke oluşmuş. Böyle bir leke görmüşseniz eğer, ne kadar gelişiyormuş gibi gözükse de bu boş bir yumurta demektir arkadaşlar. Şu siyah lekeler. Hava boşluğuna kadar oluşmuş bu parlayan yer, hava boşluğu. Bakın şöyle yaptığım zaman daha anlayabilin diye. Dolu olan kısım alt tarafta, hava boşluğu bu alanda. Şu alanda hava boşluğu var. Ve embriyo duvara yapıştığı için, zara yapıştığı için bozulmuş. Başka nasıl bir şey olabilir? Bakın bu da sanki doluymuş gibi olmuş ama maalesef embriyo içeride. Görüyor musunuz? Boş, gelişememiş yani. Gelişirken ölmüş. Burada da yine ölmüş bir, daha gelişememiş yumurta, hava boşluğu yan tarafta gördüğünüz gibi bir şey var. Böyle bir yumurta gördüğünüzde de dölsüz diyebilirsiniz ya da gelişmeyecek. Çünkü bu eğer durur ise arkadaşlar, makinede ciddi sıkıntılar oluşturacak sizin için. Gördüğünüz gibi yine şöyle bir yumurta. Boş. Tam gelişiyormuş. Gelişememiş. Bitmiş. Şimdi yine bir şey. İçinde oynayan şeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o sarısı arkadaşlar. Bakın yine burada döndürdüğümüz zaman hop siyah görüntü geliyor. Bu görüntüyü gördüğünüz an bir kere kesinlikle içinde varsa da bu ölü anlamına geliyor. Bunda çok böyle anlatılacak şeyler yok arkadaşlar. Bozulan yumurta bakın böyle kımıldar. Hafif bir çevirmede eğer içerideki o karartı, sizin civciv sandığınız karartı eğer böyle oynuyor ise
Bu otomatikman bozulmuş bir yumurta demektir. Yumurtanın bir kısmı gördüğünüz gibi koyu gibi duruyor. Bir kısmı floresan lamba gibi. Gördüğünüz gibi işte bu bir bozuk. Zaten siyahı ortada. Bozuk yumurta. İçinde döl varmış, bozulmuş. İşte bir tane daha ona örnek. Bir taraf, hangi taraftan tutarsam tutayım, yumurtanın içi gözüküyor. Yarısı dolu gibi. Yukarıdan aşağıya dolu gibi ama bozulmuş bir yumurta. Tamamen boş yumurta. Nasıldı arkadaşlar? Tamamen boş yumurta. İşte böyle. Dölsüz bu. Diğerleri döllüymüş ama maalesef döl içeride. Embriyo gelişemeden gitmiş. Bu da tamamen boş bir yumurta. Dolu olan yumurtaları da göstermiştik. Böylelikle döl kontrolümüzü tamamlamış oluyoruz. Bu tür yumurtaları mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Boş olan yumurtalar arkadaşlar makinenin içindeki sıcaklığı emer. Yani makine diğer yumurtaları ısıtma noktasında uğraştıkça bunlar bütün sıcaklığı emerler, ayarları bozarlar diyelim. Makine içerisindeki sıcaklık ve nem ayarlarını bozarlar. Diğerleri ise yani dolu gibi olup da bozulanlar ise arkadaşlar yani şöyle yumurtalar. Bu bozulmuş bir yumurta. Bu bir süre sonra ne olacak bu yumurta? İçten çürümeye, sıcakla birlikte çürümeye ve etrafa mikrop yaymaya, pis kokular, virüsler, bakteriler yaymaya başlayacak. O yüzden bunları da yine mutlaka çıkartıyoruz. 8. gün, 9. gün bu arada, 10. gün, işte 8. günden sonra net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. O saatten sonra alabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda yine görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.